Türkcell'le bağlan hayata. Türkcell köy havasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler. Köy havasında Düzce'deyiz. Düzce'de Akyazı'dayız. Servet Muhtarım'la konuşacağız. Bence son 3-4 yılın esasında en değer kazanan, yaptığı işlerle en çok konuşturan ilçesi Düzce. Hemen muhtarımdan bunun nedenlerini bir öğrenmeye çalışalım. Merhaba muhtarım, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar efendim, iyiyiz. Nasılsınız efendim? Sağ olun, ben de iyiyim. Herhalde duymuşsunuzdur. Gerçekten de bana göre son 3-4 yıl, yani böyle bir kıyaslama yapıldığında gerek turizmde olsun, gerekse diğer yaptığı icraatlarla, işlerle Düzce bambaşka bir yere, bir çehreye doğru yol alıyor diyorum. Bilmiyorum, siz nasıl görüyorsunuz? Doğrudur efendim. Şu anda turizmde ve belediye başkanımız iyi, turizm müdürümüz iyi. Hükümetimiz de destek veriyor. İyi bir ilerleme var bu konularda. Kesinlikle, yani çünkü bakıyorum futbol kulüplerimizin kampları olsun, turizmde de yani apayrı kulvarlarda oldukça güzel işler yapılıyor sizin orada ve bu da hem Türkiye'den hem de yurt dışından da insanlar oraya yönlendiriyor güzel yapılan işler ve icraatlar esasında. Evet. Turizmde tabii turizmde daha güzel yerlerimiz var. Ondan dolayı turizmde tabii atılım var. Hı hı. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Peki bize biraz da Akyazı'yı anlatın desek. Akyazı neyle öne çıkıyor yani? Öncelikle mesela Akyazı'da neyle uğraşıyor bizim oradaki nüfus sahibi vatandaşlarımız, dostlarımız? Geçimlerini neyle sağlıyorlar? Turizm mi ağırlıkta sizin orada da diye sorayım. Yok. Akyazı köyümüzün geçim kaynağı tarım. Tarım. Evet, az miktarda hayvancılık ve çoğunlukla Düzce merkezdeki iş yerlerinde çalışmakla. Anladım. Peki tarımda ne var muhtarım? Tarımda ağırlıklı yani neler yapılıyor diye sorayım size. Çok o da tarım da az miktarda. Hı hı. Mısır, fındık var. Buğday var az miktarda. Aa, çok. Nasıl da peki bu sene? Ürünler nasıl, istediğiniz gibi mi? Pek iyi değil. İyi değil. Muhtarım sizin kaçıncı dönem muhtarlıktan? İlk dönem muhtarıyım ben. İlk dönem. Anladım. Evet. Çok güzel. Peki Servet Muhtarım, ben bir de 3 günlük de hava durumunu da aktarayım sizin bölgenizde. Yağmurlar biraz geliyor. Parçalı bulutlu ve yağmurlu havalar var 3 gün boyunca, önümüzdeki 3 gün. İlk gün 17 evet. derece parçalı bulutlu var ama sonrasında 2 gün yağmur var. 18 derece ikinci gün. Üçüncü günde 19 derece. Yağmur biraz başlayacak orada ama ben yağmurlu zamanlarını da biliyorum. Sonra çok güzel oluyor gerçekten. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Servet Muhtarım. Sağ olun. İyi bakın ben kendinize. Bizleri de kırmadınız. Sevgiler, saygılar İstanbul'a. Sağ olun. İyi günler efendim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Ege'deyiz. Ege'de Aydın'dayız. Nazilli'ye bağlı Samaelli mahallemizde, köyümüzdeyiz. Enver Muhtarım'la konuşacağız. Bakalım nereden geliyor Samaelli'nin ismi? Değişik çünkü. Bağlanmadan önce de biraz sohbet ettik muhtarımla çünkü. Hemen dönelim kendisine. Enver Muhtarım merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz Allah'ım. Ben de iyiyim. Samaelli, Nazilli'den mi geliyor? Nereden geliyor bizim buranın beldemizdesi? Ben semaya baktım. Ben Samaelli olmuşlar. Ya göğe bakıyor. Gardarlı yazık burada. Oradan Samaelli olmuşlar. Anladım. Muhtarım bize biraz bahseder misiniz? Ne yapıyoruz bölgemizde? Geçim kaynağımız nedir? Neyle uğraşıyoruz? Valla bölgemizde incir, zeytin, kestane. Hayvancılık da var. Ya, ufak temel hayvancılık da var. Hayvancılık var dediniz. Yanlış duymuyorsam. Ne var? Büyükbaş, küçükbaş nasıl? Bulalım. Büyükbaş, küçükbaş yok. Büyükbaş. Kaç tane var? Kaç baş hayvanımız var? Hayır, herkesin 3-5 tane var yani. 8-10 tane. Bazı yok ya. Yani. Şey, nüfus ne yani, bizim Samaelli'de? Nüfus sayımız ne? 435. 435. Gayet iyi. Peki tarım ve başka nelerle uğraşılıyor? Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Kestane var dediniz galiba. Başka bizim asıl olmadığı için farklı bir şey ne uğraşmıyor? İncir, zeytin, kestane. Başka bir şey yok bizim. Nasıl peki bu sene ürün iyi miydi? Bu sene güzeldi de yağmurlar biraz çok oldu, ondan bozuldu yani. Sizin şey kaçıncı dönem muhtarım, ilk dönem mi? Beşinci dönem bu. Beşinci dönem muhtarım maşallah, evet. Yani bu kadar muhtarımla konuşuyorum. Beşi gören olmamıştı, tebrik ediyorum sizi. Yani yaklaşık 20 yıldır o zaman, doğru mu şey yapıyorum? 20 yıldır, bu sefer bırakacağız yani, nasıl buluruz. Bırakacağım diyorsunuz artık bayrağı. Evet.
Valla evet, demek ki ne kadar yani. Güzel şeyler yaptınız orada muhtarım valla. 5 dönem yani dile kolay 20 seneyi geçirdiniz. Evet geçiyor. Valla tebrik etmek gerekiyor. Muhtarım ben sohbetimizi tamamlamadan bir de 3 günlük hava durumunu da vereyim. Sıcaklar devam evet. ediyor orada. Valla hava serinlemiyor. Güneş gene tepede. Ha. 28 derece evet, önümüzde evet. ilk gün. Yağıştır ama bugün yine yok ya. Yok güneş geliyor muhtarım valla. Gene 28 derece birinci gün. İkinci gün 30 derece. Yine yüksek güneşli. Üçüncü günde 31 derece. Havalar gene ısınıyor evet. sizin orada. Havalar gene ısınıyor. Muhtarım çok teşekkür ediyorum. Olur da görüşemezsek tebrik ediyorum tekrar. Bu 5 dönemdir evet, orada tamam, görevi ifa ettiniz. Herkese çok selamlar, sevgiler İstanbul'dan. İyi bakın kendinize. Evet. Sağ olun, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, devletten kaç lira geri ödemesiz destek alabileceğinizi bilebiliyor musunuz? Türksel Tarım Doktor aboneleri yetiştirdiği ürüne devletten kaç lira geri ödemesiz destek alacağını anında cebinden takip edebiliyor. Tarım yazıp 22.00'a kısa mesaj gönderen çiftçilerimiz, Türksel Tarım Doktoru Ziraat Mühendisleri tarafından aranılarak hangi ilde hangi ürünü yetiştirdiği bilgisine sahip olabiliyorlar. Yetiştirdiği ürüne ve bölgesine özel bilgileri cebinden takip eden çiftçilerimiz hem verimlerini arttırıyor hem de ürünlerini en yüksek fiyattan satabiliyorlar. Üstelik merak ettiği konuları öğrenmek için 8099 tarımsal bilgi hattını arayarak 7/24 Ziraat Mühendislerine ulaşabiliyorlar. Sizler de haftalık sadece 1 lira 25 kuruş ödeyerek köyünüzün 3 günlük hava durumunu, don, dolu gibi doğal afet uyarılarını, yetiştirdiğiniz ürüne devletten ne kadar hibe destek alacağınızı ve destekleme başvuru zamanlarını, ürününüzde gördüğünüz hastalık veya zararlılığına karşı kullanacağınız ilaç isimlerini, veriminizi arttıracak gübreleri ve miktarlarını, ürününüzü hallerde ve borsalarda kaç liraya satabileceğinizi anında cebinizden takip etmek ve ziraat mühendislerine 7/24 ulaşabilmek için hemen tarım yazın 22.00'a gönderin. Türkcell'le bağlan hayata.